Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Korku hikayelerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bahsedeceğim olay Türkiye'de ve 1977 yılında geçmekte. 1977 yılının yaz mevsimiydi. Çok geniş bir aileydik ve yakın komşularımız ile birlikte şen şakrak sohbet eder, sabah 7'den itibaren yaz sıcağının altında çalışmaya başlardık. İç ısıtan sohbetlerimiz ile 40 derecenin altında zamanın ne kadar hızlı geçtiğini anlamazdık. Tüm öğünleri birlikte yer, akşamları da evimizin balkonunda tütün dizmeyi iple çekerdik. Tüm köy halkı kendi evlerinin balkonunda sohbet eşliğinde tütün dizerdi. Köyün delikanlıları ise toplanıp köyde tur atarlardı. 77 senesinin imkanları oldukça kısıtlı olduğu için köyün merkez noktalarına ışık yerleştirmişlerdi. Bu noktalarda genellikle çocuklar top oynardı. Fakat birçok kez zıpır çocuklar karanlık kısımlarda yer alan bahçelere girip macera yaşamak istedikleri için onları zapt edemiyorduk. Yatsıdan sonra tenha yerlere gitmeyin, cin çarpar uyarıları pek dikkate almayan haşarı çocukları engellemek için köyün askerden gelen delikanlılarından birinin onlara göz kulak olmasını rica ederdik. Genç ricamızı kabul eder ve köy evlerinin birinin arka bahçesine geçen kısma yakın tarafta beklemeye koyulurdu. Tek değildi. Arkadaşlarıyla sık sık orada dururdu ki onun için değişen tek durum ışığın altında olmamalarıydı. Bir akşam her şey rutin ilerlerken halam uyumak için evin alt katına geçti. Biz de balkona çıkıp tütünleri dizmeye başladık. Çocuklara göz kulak olan genç ise bu akşam yalnızdı. Ayakta sarma içiyordu. Yaklaşık 3,5 dakika sonra sigarasını söndürüp telaşla kapkaranlık bahçeye doğru koştu. Refika teyze, "Nereye gidiyorsun?" Gencin sorusu uzaktan duyulduğu için pek net anlaşılmıyordu. Fakat Refika ismini duyduğumu düşünüyordum. Balkondakilere, "Refika mı?" dedi o, diye sordum. Hepsi şaşkın bir yüz ifadesiyle "Evet, ama halandan mı bahsediyor o?" diye söylenmeye başladı. Karanlıktan halamı gördüğünü sandı herhalde. Hangi aklı başında insan zifiri karanlıkta bahçeye inebilirdi ki? "Geçen yaz 2 metre yılan gördü annem," diye devam ettim. Ağabeyime durumu haberdar etmek istedim. Fakat onlar da babamla çeşmeye çıkıp su almaya gitmişlerdi. Çaresizce tütün dizmeye devam ettik. 10 dakika sonra genç delikanlı ağlayıp koşarak bizim evimizin olduğu tarafa doğru koşmaya başladı. Evin ışığı yüzüne yansıdığında yüzünün kanlar içinde olduğunu fark ettik. "Ne oldu oğlum? Kim yaptı bunu sana?" diye sordu annem telaşla. Çocuğun dili tutulmuştu. "Refika teyze." "Oğlum, Refika uyuyor. Evden çıksa görürdük." Tam o sırada halam merdivenlerden balkona doğru çıktı. "Bu gürültü neyin nesi?" Çocuk korku içinde halama baktı. Üstündeki kıyafet farklıydı. Ama o yüzünü o karanlıkta net gördüm. "Nasıl olur? Sen uyuyorsan o kim?" "Kısacık kadın, dalyan gibi adamı nasıl dövebilirdi ki zaten?" diye atladı komşum. Halam tecrübeli biriydi. Onun yaşadığı durumu fark ettiğinde beti benzi attı ve yutkunup cümleye girdi. "Sana musallat olmuşlar delikanlı. Benim kılığıma girmiş, gafil avlanmışsın. Dua etmeden yatmayı unutma." Genç hızlıca yanımızdan uzaklaştı ve evinin yolunu tuttu. Çocuklar ise bizim konuşmamıza şahit olmuştu. Heyecanla oyun oynayan zıpır çocukların hepsi gerisin geri evlerine karınca sürüsü gibi dağıldı. Nutkum tutulmuş, bir şekilde halama sordum. "Köy cinli mi? Ya bize de musallat olurlarsa?" Halam tebessüm ederek söze girdi. "Benim halan olduğum ne malum? Belki de buradaki herkes insan kılığına girdi ve sana musallat oluyoruz. Ama korkma sakın. Sadece bir ihtimalden söz ettim. Dua edin bol bol. Ben çocukken daha sık yaşanırdı bu durumlar. Şimdi azalsa da gördüğün gibi yaşanıyor. Bu tarz musallat durumlarından dolayı kafayı sıyıranlar olmuş. Bizzat benim de gördüğüm durumlar vardı. Geçen ay Ayşe teyzene gece yarısı aynı yerden bahçeye inerken gördüm. Bir dakika sonra evinin kapısının önünden çıktı. Sessiz olun, korkunuza yenik düşmeyin."